herkese merhaba. Ocak ayında okuyacağınız kitapların listesini hazırlamadıysanız ya da bana eşlik etmek isterseniz diye bu kitap listemi sizinle paylaşıyorum. Aralık ayında başladığım ve henüz bitirmediğim bir kitabım var. Öncelikle onu göstereceğim. Orhan Pamuk, Cevdet Bey ve Oğulları. Aslında 2019'da her ay bir Orhan Pamuk etkinliği de yapmak istiyorum. Eğer bu etkinliğe katılmak isterseniz Instagram'dan, şuraya adresimi de yazarım, oradan bana ulaşırsanız böyle bir etkinlik düzenleyebiliriz. Ben kronolojik olarak okumayı sevdiğim için o şekilde birinci eserini seçtim. Cevdet Bey ve Oğulları ilk yazdığı kitap Orhan Pamuk'un. Orhan Pamuk'un bende yeri çok ayrı. Benim Adım Kırmızı'yı okumuştum ilk. Onunla lise dönemlerinde tanışmıştım. Kafamda bir tuhaflık ve Masumiyet Müzesi'ni okudum. Hepsi de böyle okuduktan sonra gerçekten o kadar dolu bir kitap okuduğunuzu hissediyorsunuz ki. Hani Orhan Pamuk'un tarzı bu. Yazarken o kadar derinlere iniyor bizim Türk kültürünü. Oradaki kaybolan bir örneğin işçiliği bize, işte zanaatimizi yansıtması. Kafamda bir tuhaflık da öyleydi mesela. Bozacılık hani eskiden çok daha meşhurmuş. Sokaklarda gezerlermiş bozacılar, işte satarlarmış vesaire. Şimdi çok duymuyoruz, etrafta yok. Benim Adım Kırmızı'da da yine böyle bir zanaatkarlık mesleğinden bahsediyordu. Orada da nakış mesleğini, işte oradaki işçiliği, o kültürü yansıtıyordu. Bunda da eminim çok güzel bir hikaye bekliyor beni. Hatta arkasında pamuğa ilk ününü getiren bu büyük roman İstanbullu bir ailenin 70 yıllık serüvenini hikaye ediyor demiş. Nişantaşılı bir ailenin 20. yüzyılın başından itibaren 3 kuşak boyunca serüvenlerini anlatan bu kitap. Yani gerçekten hani kuşaklar boyunca sanırım işte o özelliklerini göreceğiz. Türk kültürünün yansımalarını yine çok iyi bana göstereceğine eminim. Orhan Pamuk okunması kolay olan bir yazar değil elbette ama okuduktan sonra gerçekten o yoğunluğu, o edebi zenginliği hissediyorsunuz. Hani bir kesim var karşı duran, bilmiyorum, Nobel Edebiyat Ödülü'nü de almış İlk ve tek yazarımız olduğunu buradan belirtmek istiyorum. Dediğim gibi her ay okumaya devam edeceğim ben. Bundan sonra Sessiz Ev var sanırım. Hani kronolojik olarak eserlerini sıralayıp o şekilde devam etmek istiyorum. Evet, sonrasında Beyaz Kale, Kara Kitap, Gizli Yüz, Yeni Hayat diye devam ediyor. Benim Adım Kırmızı 1998'deymiş. Yani bunlar, bu eserler çok çok önemli gerçekten. Hele de bir Türk yazar olması, Nobel Edebiyat Ödülü almış olması benim için çok çok önemli. Umarım sizin için de öyledir, bana katılırsınız. Bir diğeri yine 2019 yılı hedeflerimde belirttiğim ve çok çok tanışmak istediğim çok başarılı bir yazar Haruki Murakami. Sahilde Kafka eseriyle başlamaya karar verdim. Orada hedeflerin altına da çok güzel öneriler geldi. Çok teşekkür ediyorum. O yüzden böyle her yorumda o kitapla başlayasım vardı. Şimdi tamam, karar veriyorum. İşte İmkansızın Şarkısı mesela, o kitapla başlamak istedim. Sonra başka bir yorum geliyor. Tamam ya, bu olsun diye böyle bayağı çorba olmuştum. Sonra Sahilde Kafka en çok gelen ilk hani başlangıç kitabın olabilir diye çok yorum geldi bununla ilgili. Ben de o yüzden bunu seçtim. Yani Haruki Murakami'yi çok seven var, sevmeyen de var. Böyle iki uç noktada çok birikmiş topluluk var aslında. O yüzden ben de bu yolculuğumun nasıl olacağını çok merak ediyorum. Siz de bana katılmak isterseniz Haruki Murakami macerasında bekliyorum sizin de yazmanızı. William Shakespeare her ay ekliyorum biliyorsunuz listeme. Şu anda 5. kitabı olacak sanırım bu. Bir Yaz Gecesi Rüyası. Bundan önce okuduklarım hep tragedyaydı. Bu bir komedyaymış. Yine aşkla birlikte toplum eleştirisi, sistem eleştirisi yapılan bir oyunmuş. Bunu da çok merak ediyorum. Bir diğeri Tolkien'den Yüzüklerin Efendisi. Yüzüklerin Efendisi okuyacağım için çok heyecanlıyım. Şu arkadaki söz beni ayrı motive ediyor zaten. Dünya ikiye bölünmüştür denir Tolkien yapıtı söz konusu olduğunda. Yüzüklerin Efendisi'ni okumuş olanlar ve okuyacak olanlar. Artık siz de okumuş olanlar tarafına geçebilirsiniz. Unutmayın, hiçbir film edebiyat eserinin yerini tutamaz.
Hobbit'i okudum Aralık'ta. Bu Yüzüklerin Efendisi serisine önce Hobbit'le başlayın diye yorumlar almıştım. Gayet de iyiydi. Zaten Tolkien çocuğu için yazmış Hobbit'i ve sonrasında Yüzüklerin Efendisi serisi ortaya çıkmış. Filmini de izledim, kitabını da okudum. Filmi de çok başarılı gerçekten. Hatta böyle tekrar tekrar izleyebileceğim tek film olabilir demiştim yine. Buradan da tekrarlamak istiyorum. Kitabı tabii daha yalın, böyle sade bir dili var ama orada canlanan böyle kahramanlar, hani kafanızda düşünüyorsunuz ya, canlandırıyorsunuz. Hani filmde görmek onu ayrıca güzel oluyor, böyle heybetli karakterler. Çünkü çok farklı orada tipler var, yani işte goblinler, troller, hobbit, cüceler, işte ejderhalar vesaire. Çok zengin bir dünya, orta dünya. O yüzden burada bakalım daha yeni yeni neler olacak. Asıl macera burada başlıyor ve şöyle, hani puntoları da minik minik, bakalım nasıl olacak bu maceramız. Bir diğeri Knut Hamsun'dan Açlık. Bunu Kitap Ağacı Klasikler Kulübü ile okumayı planlamıştık. Norveç Edebiyatı'nda. Ocak ayı kitabımız da bu şekilde olacak. Bunu ben daha önce okumuştum. Böyle bayağı bana buhranlar gelmişti. O yüzden tekrar okumak istiyorum. Belki o zaman anlayamadım, anlayarak okuyamadım. Şu anda daha iyi, hem de Kitap Ağacı ile birlikte çok verimli oluyor grup konuşmaları ya da kitap sonrası etkileşimler, tartışmalar çok verimli olduğu için bu kitabı özellikle hani seçtikleri için çok uygun olmuş bence Ocak ayı içinde. Bunun sonrasında e-kitap olarak okuyacağım ve şu an elimde olmayan kitaplar var. Bunlardan bir tanesi Cengiz Aytmatov'un Toprak Anası. Beyaz Gemi ve Toprak Ana arasında kalmıştım. Bu sefer dedim hani böyle sanırım baya baya iyi bir eseriymiş. Tabii hepsini sevenler var. Aytmatov Kırgız Edebiyatı'nın çok önemli yazarlarından bir tanesi. Çok da başarılı. Hatta Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de ilham kaynağıymış. Onu bilmiyordum. Ben yeni öğrendim. Size de aktarayım dedim bilmeyenler varsa. Kitap Ağacı Bursa etkinliğimizde de Bin Hüzünlü Has seçildi. Hasan Ali Toptaş'ın bir eseri. Bu da iç monolog tekniğiyle yazılan bir eser. Tabii arada boşluklar var ve yazım hataları gibi algılanan, baskı hataları gibi algılanan bölümler var kitapta. Bu bir teknik. İç monolog tekniğinin baskıya, işte postmodern edebiyata yansımasını bu şekilde uygulamış Hasan Ali Toptaş. Onu da merak ediyorum. Zor da okunan bir kitapmış. Hani çok sıkılan var, beğenmeyen de var ama merakla okumak istiyorum. Çünkü önemli bir yazarımız o da. Bir de John Steinbeck'ten İnci eserini seçtim. John Steinbeck'in eserlerini de her ay okumaya devam edeceğiz. Ben bundan önce Fareler ve İnsanları okumuştum. Bir sonraki eser olarak da İnci'yi seçtim kendime. Benim bu ayki Ocak ayında belirlediğim kitaplar bunlar. Bayağı challenge, yani meydan okuma gibi bir şey oldu. Ama kitap kanalı olmak bunu gerektirir. Siz de eğer bana katılmak isterseniz ya da okuduklarınız varsa aşağıda yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Daha çok Instagram üzerinden haberleşiyoruz birlikte okuma etkinlikleriyle ilgili. Çünkü orada hani grup kurma vesaire, birlikte daha çok konuşabilme imkanı buluyoruz. Instagram'dan yazarsanız çok daha verimli olur, güzel olur. Benim kitaplarım bu şekildeydi. Sizlerin de Ocak ayında neler seçtiğinizi duymak isterim açıkçası. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.